Nurettin Soyak Başyazı Kimin kolusun? Amacına hizmet etmeyen hiçbir şey makbul değildir. Yolda bırakan arabalar, kışın soğuktan, yazın sıcaktan korumayan evler ve kıyafetler, kısır hayvanlar, meyve vermeyen ağaçlar, velhasıl amacına hizmet etmeyen hiçbir şey sevilmez. Kainatta yaratılan her şeyi amacına hizmet ederken, en mükemmel şekilde yaratılan insan yaratılış amacına hizmet etmezse yaratan yanında bir kıymeti olur mu? Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Zariyat 56 Allah'a samimi kul olabilenler hilafet yetkisine de sahip olmuşlardır. Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Enam 165 İnsanlık tarihine baktığımızda Allah'a kulluk etmeyenler en adi şeylere tapar olmuşlardır. Ey Adem oğulları, ben size şeytana kulluk etmeyin çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. işte bu dost doğru yoldur diye emretmedim mi? Yasin 60 61. Allah'ın kullarına bahşettiği akıl nimetini kullanamayanların ben şunu yapmak istiyorum. Ben bunu yapmak istiyorum diyerek canım şunu istiyor bunu istiyor diyerek Allah'ın yasakladığı şeylere yönelmesi neticesinde haramları hayat tarzı haline getirmesi canını cehenneme göndermeye vesile olmaktadır. Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilah edineni gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın? Yoksa sen onların çoğunun söz dinleyeceklerini yahut akıllarını kullanacaklarını mı sanıyorsun? Onlar hayvanlar gibidirler. Belki yolca onlardan daha da şaşkındırlar. Furkan 43-44 Peygamberlerin vazifelerinin başında kulların Allah'tan başkasına kulluk etmemeleri konusunda uyarıları gelmektedir. Andolsun, biz her ümmete Allah'a kulluk edin, tağuttan kaçının diye peygamber gönderdik. Bilici ve görücü olarak Rabbin yeter. Nahl 36 Allah'tan başkasına ibadet ve kulluk etmeyin. Doğrusu ben sizin adınıza elem dolu bir günün azabından korkuyorum. Hud 26. De ki ben ancak Allah'a kulluk etmek ve O'na ortak koşmamakla emrolundum. Ben yalnız O'na çağırıyorum ve dönüşüm de yalnız O'nadır. Rad 36. Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Kafirun 2. Özellikle inkârları sebebiyle Allah'a kulluk etmeyenler cehennemin gönüllüleridir ihmalleri sebebiyle kulluk etmeyenlerin de akıbetlerinden korkulur. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir. Mü'min 60 Hiç şüphesiz siz ve Allah'tan başka kulluk ettikleriniz cehennem odunusunuz. Siz oraya varacaksınız. Enbiya 98 Kulun ilk vazifesi Rabbini bilip tanımasıdır. Allah'ı tanıyıp da ona kulluk etmemek akıl kârı değildir yaradan, yaşatan, her türlü nimetlerle donatan Allah'ı sevmemek, sevip de ona kulluk etmemek mümkün müdür? Fani sevgilere aklı baştan alıp, dağları aşırıp, dağları deldirirken Allah sevgisi kulluk adına kullara neler yaptırmaz ki? Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur izni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez.'' O yücedir büyüktür. Bakara 255. O Allah ki kullarına kapılarını sonuna kadar açmıştır. Kullarım beni senden sorarlarsa gerçekten ben yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar. Bana iman etsinler. Bakara 185 şu ilahi mesajı alıp da dünyevi kaygılardan kurtulamayanlara şaşmak lazım. Eğer Allah sana herhangi bir zarar verecek olursa bil ki onu ondan başka giderebilecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse onun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. O bunu kullarından dilediğine eriştirir. O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Yunus 107. Allah kuluna yetmez mi? seni ondan başkalarıyla korkutmaya çalışıyorlar. Zümer 36 İnsan sevdiğinin kuludur demişlerdir. İnsanlar arasında Allah'ı bırakıp da ona ortak koşanlar vardır. Onları Allah'a severcesine severler. Müminlerin Allah'a olan sevgisi daha güçlü bir sevgidir. Bakara 165 Sevginin neyi yöneltir, neye tahsis edersen Allah da kalbine onun sevgisini yerleştirir. Mü'min, muhabbetini, muhabbetin kaynağına yönlendirirse kurtulur. İnkarları yüzünden bu zaa sevgisi onların kalplerine sindirilmiştir. Bakara 93 Siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz. Nasıl bir kul olmak gerektiğini iyi öğrenmelidir. Allah'a kulu olamayanlar ne iyi bir baba, ne iyi bir ana, ne de iyi bir evlat olabilirler. Peygamberler bile önce kul, sonra Resul olmuşlardır. Kulluğun ilk şartı da kullukta samimi olmak'tır. Nifak günlük hayata o kadar sirayet etti ki kulluğa da bulaştı. Bu kullukla Allah'ın huzuruna nasıl çıkacağız diye düşünmezler mi? İblis senin şerefine andolsun ki içlerinden ihlaslı kulların hariç elbette onların hepsini azdıracağım dedi. Saat 82 83. İçlerinde ihlası erdirilmiş kulların hariç onların hepsini azdıracağım dedi. Hicr 40 Azgınlardan sana uyanlar dışında kullarım üzerinde senin hiçbir hakimiyetin yoktur, dedi. Hicr 42 Öğretmekte ve derinlemesine incelemekte olduğunuz kitap uyarınca Rabbaniler olun. Ali İmran 79 Allah'ın istediği kul örnek ve dindar kul olmaktır. İmandan sonra kulluğun tescili namaz ve infaktır. Namazın dosdoğru olması şarttır. İkamesinde şart ve rükûlarına dikkat ederken, idamesinde günah ve kötülüklerden uzak durmalıdır. Allah yolunda infaksa şarttır. İnanan kullarıma söyle, namazı dost doğru kılsınlar. Hiçbir alışveriş ve dostluğun bulunmadığı bir gün gelmeden önce, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda gizlice ve açıktan harcasınlar. İbrahim 31 Samimi kul, zaten kendine ait olmayan, Allah'ın emaneti olan her şeyini Allah yolunda infak etmekten çekinmez. İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah'ın rızasını kazanmak için kendini feda eder. Allah kullarına çok şefkatlidir. Bakara 207 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, insanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır buyurmaktadır. Ey iman edenler! rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. Hac 77 Kullukta tevekkül çok önemlidir. Tevekkül İbrahimcesine, İsmailcesine, Hacercesine olmalıdır. Allah'ın takdir ettiği tevekkül budur. Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Bütün işler O'na döndürülür. Öyleyse O'na kulluk et ve O'na tevekkül et. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Hud 123 Güzel kulların özelliklerinden biri de Allah'ın nimetlerini şükredip helalinden kazanıp, helalinden yemek, helal yollarda harcamaktır. Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin. Bakara 172 İhlaslı kullara da büyük müjdeler var. Tağut'tan, ona kulluk etmekten kaçınan ve içtenlikle Allah'a yönelenler için müjde vardır. O halde kullarımı müjdeli. Zümer 17 Tağut Allah'tan gayrı, Allah yerine konan her varlıktır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında, içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını hakkıyla görendir. Ali İmran 15 Elbette ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha iyidir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Yusuf 109 Kulluğa zarar veren hususlardan biri de Allah'ın kulunun takdirini veya tekdirini, rızkın bolluğuna veya darlığına bağlanmasıdır. Onlardan bazı kimselere, kendilerini sınamak için dünya hayatının süsü olarak verdiğimiz şeylere gözünü dikme. Taha 131 Rabbimiz müminlerin her halde karşılaştıkları zorluklara katlanmalarını, sürekli bir ibadet bilinci ve disiplini içinde mücadeleye devam etmelerini istemektedir. Şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı bol bol verir ve dilediğine kısar. Çünkü o gerçekten kullarından haberdardır ve onları görmektedir. İsra 30. Göklerdeki ve yerdeki herkes Rahmana kul olarak gelecektir. Meryem 93. İğreti kulluktan şiddetle kaçınmak gerekir. İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'a kıyıdan kenardan kulluk eder. Eğer kendisine bir hayır dokunursa gönlü onunla hoş olur. Şayet başına bir kötülük gelirse gerisin geri küfre dönüverir. O dünyayı da kaybetmiştir ahireti de. İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir. Hac 11 Bu sizin ellerinizin önceden yaptığının karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına zulmedici değildir. Enfal 51 Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin kullara zulmedici değildir. Fusilet 46 En mükemmel şekilde yaratılan insanların çoğunun Allah'tan başka her şeyi kulluk kolayına giderken Allah'a kulluk zoruna gidiyor. Allah hidayet versin. Nuh şöyle dedi. Ey Rabbim Kafirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Sadece ahlaksız ve kafir kimseler yetiştirirler. Nuh 26-27 Makamı, mevki, malı, mülkü ne olursa olsun bütün Müslümanlar dünyadan tek bir sıfatla yolcu edilir. Er kişi veya hatun kişi niyetine, nefsine, şeytana değil de ne mutlu Allah'a kul olabilenlere. Bütün bunlar içtenlikle Allah'a yönelen her kulun gönül gözünü açmak ve ona öğüt ve ibret vermek içindir. Kaf 8